radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Salı günü doğmuşum ben. Uğurlu gün derdi annem. İşte yine günlerden salı. Mevsimlerden sonbahar. Öğle vakti. Sonbahar rüzgarları ortalığı karıştırdı birbirine. Gök gürledi. Rüzgar durdu. Sonbahar yaprakları korktu, sindi bir köşeye. Yine hüzün doldu. Yalnızlık doldu doğup büyüdüğüm şehre. Olmadı. Bir şeyler yazıp dururum yıllardır. Ama hayat hikayeme başlayamıyorum bir türlü. Zor. Nereden, nasıl başlayacağım? Karar verememek zor. Ay, kapı çalınıyor. Filiz galiba. Ondan başka kim gelir zaten? Ah Filiz. Nasıl bildim senin geldiğini? Rahatsız etmiyorum ya Ferhinde teyze. Olur mu öyle şey? Sevindim canım, memnun oldum. Geç içeri yavrum, geç. Küçük odadaydım. İstersen orada oturalım. Tabii, nasıl isterseniz. Biz buraya taşınalı bir hafta oldu ama sanki sizi yıllardır tanıyor gibiyim. Çok iyi anlaşıyoruz. Aman kızım, 65 yaşındaki bir kadınla 20 yaşında bir genç kızın anlaşması biraz zor da. Oyalıyorsun kendini. Otur şöyle. Aşk olsun size. Daha bir hafta içinde bana öyle güzel, öyle yararlı şeyler öğrettiniz ki. Felçli annemin durumunu bile unutuyorum yanınızda. Sen de yaşından olgun görünüyorsun. İyi bir aile kızı olduğun anlaşılıyor. Teşekkür ederim. Büyük bir desteksiniz bana. Ama hakkınızda emekli öğretmen ve yazar olduğunuzdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Ben mi yazarım? Bu o kadar kolay mı yavrum? Benimki oyalanma, vakit geçirme. Sanmam. Önceki gün Zuhal ve Nihal adında iki kızınızın olduğundan söz etmiştiniz. Şimdi neredeler? İkisi de yurt dışında. Çok zorladılar, yalvardılar birlikte gidelim diye. Gider miyim hiç? Bırakır mıyım yurdumu? Ama yapayalnızsınız. Bu hayat böyle geçer mi hiç? Geçti bile. 10 yıldır ayrıyım onlardan. 2-3 yılda bir tatile gelirler. Görürüm yüzlerini. Onları suçlarsanız haksızlık etmiş olursunuz. Sizi yalnız bırakmak istememişler? Yok, kimseyi suçladığım yok. Suçlu olan benim.
Belki de kocam. Gencecik yaşta çekip gitti. Sanki geç kaldı öbür dünyaya. Anladığım kadarıyla bazı katı kurallarınız var. Sanırım bunların esiri oldunuz. Terk ettiniz kendinizi, yalnızlığı. Olabilir, olabilir. Ama seni kendi kızlarımın yerine koydum. Sağ olun. Demek siz de yeni taşındınız buraya. Ya, bir ay bile olmadı. Hemen gezip dolaşmışsınızdır memleketinizi. Ankaralı olduğumu söylemiş miydim sana? Tabii, unuttunuz mu? Herhalde. Bu ara çok dalgınım. Artık kendi kendine konuşan biri oldum kızım. Üstelik sağlığım da pek iyi değil. Dinlemeyin kendinizi. Aslında çok güzelsiniz. Neden giyinip kuşanmıyorsunuz? Neden bakmıyorsunuz saçınıza, başınıza? İlahi Filiz, bu yaştan sonra... bilir misin? Çocukken, hatta genç kızken... annem baskı altında tuttu beni. Zaten zaman da öyleydi. Kapıdan dışarı zor çıkardık. Sonra evlendim. Mesleğimiz gereği eşimle dolaşmadığımız memleket kalmadı. Sonunda Erzurum'un bir kazasına yerleştik. Kızlarımızı da İstanbul'da okutmak zorunda kaldık. Hem de yatılı. Sonra evlendiler. Ardından da çekip gittiler yurt dışına. Ferhunde teyze, eşinizi kaybedeli çok mu oldu? Evet, evet. Kızlarım lisedeydi daha. Onlar da gidince yapayalnız kaldım gurbet ellerde. Cesaret edemiyordum Ankara'ya dönmeye. Neden? İnanır mısın? Korkudan. Nasıl bir korkuydu bu? Hatıralarımdan. Eski günleri yaşamaktan korktum. Memleketimi, doğup büyüdüğüm yeri değişmiş bulmaktan korktum. İnanır mısın? Hala gidemedim kaleye. Kale? Ankara Kalesi canım. Aa, eviniz orada mıydı? Evet, kalenin eteklerinde bir konaktı. Varlıklı bir ailenin tek kızıydım. Her neyse, biraz da sen söz et bakalım kendinden Filiz. Hep ben konuştum. Biz de Bursalıyız. Ama ben İstanbul'da doğmuşum. Son zamanlarda babamdan kalan emekli maaşıyla ev kiramızı bile ödeyemez olmuştum. Ya. Bir dostumuzun önerisi üzerine Ankara'ya taşınmaya karar verdim. Çünkü Ankara'nın İstanbul'a göre ucuz bir şehir olduğunu söylediler. Sonunda sizin bodrum kata taşındık. İşte benim hikayem bu kadar. Yaşın küçük ama zor günler geçirdiğin anlaşılıyor. Sen neden çalışmıyorsun peki? Çalışıyorum. Taşınmamızı öneren dostumuzun burada da büyük bir konfeksiyon atölyesi var. Haftada 3 gün öğleye kadar parça başı dikiş dikiyorum. Rahmetli babamın hatırı için bu iyiliği de yaptı bizi. Sağ olsun. Dün bir ara uğradım, kapıyı çaldım. Açılmayınca uyuyorsun sandım. Demek çalışmaya gitmişsin. Bak, istersen zaman zaman annenin yanında kalabilirim. Gözün arkada kalmaz. Çok sevinirim ama sıkılırsınız. Çünkü annem konuşamıyor artık. Hatta beni bile tanıyamıyor. Ya. Onu bir çocuk gibi besliyor, üstünü başını değiştiriyorum. Sonra... Ne mutlu annene. Senin gibi bir evladı var. Liseyi bitirdiğim yıl felç geldi. Ama konuşuyor, sohbet edebiliyorduk. Ne var ki zaman geçtikçe kötüledi. Bu yüzden üniversite sınavlarına giremedim. Çünkü ona bakacak kimse yoktu. Önce can sağlığı kızım. Her yıl açılıyor sınavlar. Bu yıl denersin şansını. Belki de iyi bir kısmetin çıkar, evlenirsin. Neyiniz var, ne oldu? Bu yıl sık sık bir garip ağrı giriyor göğsüme. Neyse. Allah. Neyse, geçti. Çok üzüldüm şimdi. Üzülme. Acı patlıcanı kırağı çalmaz Filiz. Çok sevdim sizi. Allah korusun, bir de size bir şey olursa. Korkuttum seni galiba. Bu yaşta olur böyle şeyler. Önemli değil, üzülme. Umarım önemli değildir. Sahi,
Bugün kanaryanızın hiç sesi çıkmadı. Yoksa hasta mı? Yok. İyi. Ama çenesi açılınca susmak bilmiyor. Akşam azarladım. Sabahtan beri bana dargın. Adı ne? Sultan. Dert ortağım o. Şu an yazdığınız bir şey var mı elinizde? Ne desem bilmem ki. Hem var hem yok. Öykü mü, roman mı? Daha karar veremedim. Biliyor musun? Benim iki dert ortağım daha var. Ah, kim onlar? Annemin fotoğrafıyla Sedef Kakmalı aynam. Nerede, görebilir miyim? İkisi de salonda. Başka bir gün gösteririm. Çok ilginç. Neyse, basılı eserleriniz vardır herhalde. Bastırmak kolay mı kızım? Üstelik cesaret işi. Ben bu cesareti bulamadım kendimde. Size öyle geliyordur. Yine de okumak isterim yazdıklarınızı. Hepsi salonda, konsolun üstünde. İstediğin zaman al oku. Teşekkür ederim. Daldınız yine. Sedef Kakmalı aynamı düşündüm. Onun hatıralarını düşündüm şimdi. Yalnızca bunları yazsam sayfalar dolusu bir roman olur. Anlaşılan çok eski. Antika herhalde. Anneannemden anneme kalmış, annemden de bana. Hayat bir zincirin halkalarına benzer Filiz. Birbirine geçen, uzayıp giden halkalara. Benden sonra kime kalacak o sedefli ayna? Kızlarım yok ki burada. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Annemin yemek saati geçiyor, acıkmıştır. Bazen düşünüyorum da ona bir şey olursa. Böyle düşündüğümde nedense hep anneler günü gelir aklıma. Kiminle kutlarım o zaman? İlahi çocuk. Bence o tek bir gün olarak kalmamalı. Annelere her zaman sevgi, saygı, şefkat gösterilmeli. Neyse, düşünme bunları şimdi. Hadi hemen git. Aç bırakma anneciğini. Vakit buldukça da gel. Ben de seni çok seviyorum. Yolunu gözlüyorum yavrum. Sultan, hadi, hala dargın mıyısın zırkuş? Hadi ötsene güzelim. Hadi nazlanma. Aferin kızım, sözümü dinledin. Biliyor musun sultan, hani hayatımı yazmaya karar vermiştim ya, bir türlü başlayamıyorum nedense. Ama yazmam gerek değil mi? Kızlarıma hatıra kalır. Okurlar mı dersin? Evet. Haklısın. Ellerine bile geçmez. Ne yapalım, canları sağ olsun. Bir de şu kaleye gidebilsem. Doğup büyüdüğüm yerleri görebilsem. Tam 30 yıldır görmedim oraları. Uykum geldi sultan. Yatayım artık. Hayırlı geceler sana. Elbette canım, hatırlatmana gerek yok. Annemin fotoğrafıyla sedefli aynama da hayırlı geceler demeden yatar mıyım? Ay. İçeri sessizce gireyim bari. Çünkü ya beni çekiştiriyorlardır ya da kavga ediyorlardır. Anne. Anne. Ne yapıyorsunuz? Neden cevap vermiyorsun? Duymuyor musun beni? Ne var? Hayırlı geceler demek için gelmiştim. İyi, sana da. Yine aksiliğin üstünde. Sen nasılsın Sedef Kakmalı aynam? Her zamanki gibi yolunu gözlüyoruz Ferhundeciğim. Memnun oldum buna. Maşallahım var Sedefli. Annemle benden daha dinçsin. Genç kız gibi çıkıyor sesin. Oysa 150 yaşındasın. Belki de daha fazla. Cisimim ben. Maddeyim Ferhunde. Çok iyi baktınız bana. Her gün sildiniz, tozumu aldınız Allah için. Bana bak Ferhunde. Sen aklını mı yitirdin kızım?
Bizimle konuşa konuşa tükettin ömrünü. Hele bu ara ben bir ölüyüm. Şu da bildiğin sedef kakmalı ayna. Aa, ne olur sanki konuşursam. Ferahlıyorum biraz. Yalnız hissetmiyorum kendimi. Ana yüreği bu. Dayanamıyorum haline. Biri görse aklından zoru var der vallahi. Sen de bazen pek saf oluyorsun Ayşe teyze. Anlamıyor musun? Bizimle konuştukça ferahlıyorum diyor. Bana bak Sedefli. İkide bir saf deyip durma. Paramparça ederim seni. Yıllardır hep böyle dersin. Ama bir türlü elin varmadı beni kırmaya. Sürekli kavga ediyorsunuz. Sizi ayıracağım birbirinizden, ayrı odalara asacağım. Yo, sakın sakın böyle bir şey yapma Ferhunde. Sen yokken iki laf ediyoruz yine de. Eğer annemi bir daha kızdırırsan şu oyalı yazmayı örterim üstüne Sedefli. Etrafını göremezsin, bunu bilmiş ol. Oyalı yazma. Bunun bile ne hatıraları var. Değil mi anne? Var ya. İnsan ömrünün yazma kadar kıymeti yok. Ben çoktan öldüm. Onun rengi bile solmamış. Hatırlar mısın Ferhunde? Kaledeki konağımızda cumbalı pencerelerden konuşurduk. Başıma örterdim o yazmayı. Seslenirdim Latife'ye. Hu hu Latife. Nereye gidelim bugün? Hatip Çayı'na mı yoksa Hacettepe'ye mi? Para bol nasıl olsa. Paytonlar ayağımızın altında. Hacettepe o sıralar en güzel mesire yeriydi. Bazen beni de götürürdünüz. Hele o fayton sefalarımız. Pencerelerimizden sarkan küpe çiçekleri, sardunyalar, begonyalar. Hepsi şimdi hayal oldu. Bazen yalnızlık bir ağ gibi örüyor etrafımı anne. Yine de şikayet etme hayatından, sabret kızım. Elbette öyle dersin. Ferhunde genç yaşta dul kaldı. Tekrar evlenmesini sen engelledin Ayşe teyze. Sen sus, her lafa karışma. Ele güne rezil olurduk o zaman. Onun evlenmek neyineydi? Evinde oturdu, çocuklarını büyüttü. Fena mı? Büyüttü de ne oldu? Uçup gittiler elinden. Hayatını biriyle birleştirseydi böyle yapayalnız kalmazdı. Fazla gidiyorsun annemin üstüne Sedefli. Olmuş bitmiş şeyleri konuşma. Kocan öldüğünde gençtin. Çok baskı altında tuttu seni. Zaten sessiz sedasız bir kızdın. Sonra iyice kabuğuna çekildin. Kendi başına bir iş başaramaz oldun. Hala konuşuyorsun. Sus! Yalan mı söyledikleri? Hiçbir anne evladının kötü olmasını istemez. Bizim zamanımız öyleydi. Suç onun değil. Ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Duyamıyorum. Biraz yüksek sesle konuşun. Önemli bir konu değil anne. Her şeye kafanı takma. Bu gece her söylediğime ters cevap verdin. Bir daha ağzımı açmayacağım. Ben de kırıldım sana Ferhunde. Allah Allah, Allah Allah. Ben şimdi ne dedim ayol? İkinizin de ipiyle kuyuya inilmiyor. Hele sen Sedefli. Ortalığı karıştırmak da üstüne yoktur. Bir de kırılmış hanımefendi. Uğurlar olsun. Kızdırdın işte Ferhunde mi? Bazen seni tuzla buz etmek geliyor içimden. Ama ah, hatıran olmasa. Filiz! Filiz, aç kızım. Benim. Ah Ferhunde teyze. Ben de şimdi sizi düşünüyordum. Akşam vakti rahatsız ettim ama pek sıkıldım bugün. Öyle sevindim ki. Şöyle buyurun lütfen. Biraz annenin yanında oturmak istiyorum. Konuşamasa da sanırım bir dostun geldiğini hisseder. Peki nasıl isterseniz. Şöyle buyurun. Hanımefendi. Hanımefendi, nasılsınız?
Anne, hani sana hep söz ederdim ya. Ferhunde teyze, bak işte karşında. Hiç olmazsa sevindiğini, anladığını göstermek için gözlerini kırp anne. Evet, hadi. Hareketsiz öylece bakıyor. Oh, çok zor. Şöyle oturabilir miyim? Aa, elbette, oturun lütfen. Çok zor. Hele senin yaşındaki bir kız için. Ne desem bilemiyorum. Yanlış anlamayın, annemden asla şikayetçi değilim. Sanki çocuğum gibi bakıyorum. Hatta oyalanıyorum onunla. Ama biraz olsun konuşabilseydi. Bazen bir şeyler kopuyor içimden. Acıma duygusu, isyan gibi. Tarifi imkansız bir şey. Bak bak bak, başını çevirdi. Bize bakıyor. Yoksa konuşmalarımızı duydu mu? Yo, hayır, duymuyor. Ama bazen çok kısa süreli de olsa hafızası yerine geliyor galiba. Anlayamıyorum ki. Bakın, şimdi de yumdu gözlerini. Belki uykusu geldi. Artık bunu bile anlayamıyorum. Neyse, sizi de üzmeyeyim. 3-4 gündür görüşemedik. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Yazmaya devam ediyor musunuz? Sorma kızım. Bu ara iyice garipleştim. Garipleştiniz mi? Nasıl? Geçiyorum salona. Sanki başka işim yokmuş gibi saatlerce annemin fotoğrafıyla, Sedef Kakmalı aynıyla konuşuyorum. Demek artarak devam ediyor bu konuşmalarınız, öyle mi? Evet. Hayal gibi bir şey yani. Evet, hayal gibi. Ne var ki onlar da cevap veriyor bana. Hatta bazen hep birlikte gülüşüyoruz. Bu sohbetler sizi rahatlatıyorsa bence hiçbir sakıncası yok. Ama bazen şüphe ediyorum kendimden. Acaba bunalıma mı girdim diyorum. Siz mi? Böyle aklı başında biri. Yok canım. Hayal kurmak da güzeldir. Devam edin sohbetlerinize. Sağ ol. Teselli ediyorsun beni yavrum. Filiz, biraz özel bir soru olacak ama. Aa, lütfen çekinmeyin Ferhunde teyze, sorun. Artık ana kız gibi olduk. Evet. Ben de kızlarım kadar seviyorum seni. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Daha doğrusu bir erkek arkadaşın falan yok mu? İçinize doğmuş sanki. Hay Allah, nasıl anlatayım? Utanırım. Hani ana kız gibiydik. Anlat yavrum. Evet, biri var. Adı Vedat. Çalıştığım atölyenin muhasebecisi. Üst katta çalışıyor. Buluşup konuştunuz mu hiç? Yok, hayır. Ancak bir şeyleri bahane edip sık sık aşağı iniyor. Beni görmek için tabii. Onu görünce seviniyorum. Ne var ki kişiliği hakkında hiçbir bilgim yok. Bu benim için çok önemli. Elbette yavrum. Çünkü sen hem çok güzelsin hem de iyi bir aile kızı oldun. Her halinden belli. Yakışıklı mı bari? Bana yakışıklı geliyor. Ama biraz kendini beğenmiş sanki. Konuşmaya daldık, anneni unuttuk Filiz. Bizi dinliyor gibi gözlerini açmış. Hanımefendi, anladınız mı konuşmalarımızı? Meraklanmayın. Kızınızın bir annesi de benim. Ölünceye kadar bırakmam onu. Anne? Anne? Neler konuştuğumuzu anlamış gibisin. Gözlerin yaşarmış. Yoksa bana mı öyle geldi Ferhunde teyze? Bakar mısınız yüzüne? Evet. Evet, gözleri dolmuş. Ama mutlu bir bakış, mutlu bir gözyaşı. Ben varım ya, annesiyim dedim ya. Analık duygusu işte. İnsan son nefesini verirken bile kaybetmez bu duyguyu. Bunu çocuğun olduğu zaman anlarsın yavrum.
Aa, bak uguklu saat. Sultan sabahtan beri öttü, kafamı şişirdi. Attım onu mutfağa. Seni de tuttuğum gibi atarım aynı yere. Hınzır seni. İnat ediyorsun değil mi? Acaba bugüne kadar kaç defa gugukladın? Şimdi de cevap vermiyorsun, utanıyorsun çünkü. Her tiktakta biraz daha yaklaşıyorum da ondan. Ha? Nereye mi? Bilmiyor sanki. Hazır. Ferhunde! Ferhunde! Aa, annem çağırıyor. Hayırlı geceler demedim onlara. Ha? Sen kal böyle tek başına. Guguklayıp dur. Kimin umurunda? Anne. Nasılsın bir tanem? Neredeydin sabahtan beri? Meraklandım. Bir de Filiz çıktı başımıza. Sana ne elin kızında? E komşu hakkı diye bir şey vardır anne. Unuttun mu? Unutmadım elbet. Ama bugün her zamankinden daha bitkin görünüyorsun. Yüzün sapsarı, saçın başın darmadağın. Akşam üzeri kalbime bir ağrı girdi. Yine ölüyorum sandım. Sonra düşündüm, güçlü ol dedim kendi kendine. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer dedim. Şu yaşına kadar neler çektin yavrum. Demek hala yaşamaya değer buluyorsun hayatı. Teselli etmen gerekirken. Hayret vallahi Ayşe teyze. Her lafa karışma yine. Bundan sonra da bir daha bana teyze deme. Çünkü sen benden o kadar yaşlısın ki. Benim gönlüm genç, ne haber? Çenen tutulsun Sedefli Emi. Sus artık. Tamam tamam. Kızdırmayacağım bir daha seni. Ferhunde, hani sen eskiden ne güzel şarkılar söylerdin bize. Artık ses falan kalmadı bende. Ama hala bütün şarkıları, bütün saz semailerini severim. İşte şu anda Nihavend saz semaisi geldi kulağıma. Bak dinle. Duyabildin mi Sedefli? Neler hatırlattı bilsen. Neyse, sen onu bunu bırak da şu şarkıyı söyle. Ay, neydi adı? Hay Allah, neydi adı Ayşe teyze? Gittin gideli ben deli divaneye döndüm. Gelmezsen eğer bil ki sana doymadan öldüm. Bak bak, işine gelince nasıl hatırlar, cin gibi maşallah. Annemin de sesi güzeldi. Sine-i Suzan'ıma ahım yeter. Pek perişan oldum Allah'ım, yeter. Ne güzel söylerdin bu şarkıyı anne. Söylerdim ya. Hele rahmetli baban öyle efkarlanırdı ki sorma. Canım babacığım benim. Asıl ben hatırlarım Ayşe teyze. Şinasi amcayla büyük bir aşk yaşamıştınız. Fırsat buldukça fasıllar çilingir sofraları. Ya ya Hazır Sedefli, mahcup ettin beni Ferhunde'nin yanında. Maşallah cıvıl cıvıldın. Sen de öyle olabilseydin keşke Ferhunde. Olamadım işte. Ama karar verdim. Filiz'in dediği gibi biraz kendime bakacağım. Nasıl bakacaksın kızım? Anlayamadım. Önce saçlarımı boyayacağım. Şöyle çiçekli, güllü elbiseler giyeceğim. Bu yaştan sonra ha? Ele güne karşı. Böyle diye diye içini körelttin kızcağızın. Laf emesi, ortalığı karıştırma yine. Ne olur atışmaya başlamayın. Beni teselli edeceğiniz yerde. Bir gün pat diye gideceğim, haberiniz olmayacak. Ne olursa olsun bir sigara daha yakacağım. Sigaraya da mı başladı? Vah emeklerim vah. Başladım anneciğim, başladım. İnat bu ya. Aferin kız Ferhunde, inadına iç. Şu aynanın yaptığına bak. Sanki iyi bir şeye teşvik ediyor. Peki peki, üzülme anne, işte söndürüyorum. Aferin yavrum. Sahi hani sen kaleye gideceğim diyordun. Sokağımızı, konağımızı görecektin. Harabeye dönmüştür oralar.
Eğer düşündüğüm gibiyse ölürüm kahrımdan. Bazen eskiye özlem içimi kavuruyor. Anlatması zor. Kor gibi, volkan gibi. Aman öf! Bizim de içimizi kararttın. Hadi git yat artık Ferhunde, git. Ay, ne o? Bugün pek neşelisin Sultan. Öt bakalım, susturmayacağım seni. Şu sonbahar mevsiminde bile ilkbaharı hatırlatıyorsun. Bazen mutlu oluyorum. Ferhunde teyze! Ferhunde teyze, aç kapıyı! Hayırdır inşallah. Ferhunde teyze, aç! Filiz, bu sesi pek neşeli geliyor. Filiz... Buyur yavrum. Çabuk kapatın kapıyı. Size haberlerim var. Yoksa Vedat'la konuşma fırsatı mı buldun? Nasıl da anladınız hemen. Önceki gün birlikte çıktık atölyeden. Bir parka gittik. Tamam otur da öyle anlat. İlahi çocuk. Neden bana daha önce haber vermedin? İki gündür yoksun ortalıklarda. Öyle heyecanlıyım ki söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Farkındayım. Ama beni çatlatma da başla artık. Atölyeden saat 1:30'da dağıldık. Tam karşıdan karşıya geçmek üzereyken Vedat'ın seslendiğini duydum. Filiz! Filiz Hanım! Bir dakika! Efendim, Vedat Bey. Bir iki saatinizi bana ayırabilir misiniz? Bilmem ki, annem hasta mı? Peki o zaman. Bir saatinizi ayırın. Lütfen gelin benimle, karşıya geçelim. Ama ya birileri görürse? Peki geçelim. Evet. Şu parkta oturabiliriz. Bir sakıncası var mı? Bari pek ortalıkta bir yer olmasın. Kimsenin görmesini istemem. Tamam, kabul. Evet. Şu andan itibaren sizli bizi konuşmayı kaldıralım. Ne dersin? Olur. Kısa ve öz cevaplar veriyorsun. Hep böyle mi size? Bilmem. Gereksiz yere konuşmam. Belki de ondan. Evet. Atölyede işe başladığın günden beri hep aklımdasın Filiz. Hatta zaman zaman takip ettim seni. Anlayamadım. Neden? Belki bir erkek arkadaşım vardır. Önce bunu öğrenmek hakkım değil mi? Merak etme. Benim hiç erkek arkadaşım olmadı. Tahmin etmiştim. Ama çok çekingen, ürkek, hatta içe kapanıksın sanki. Ne yapayım? Yapım bu. Bunun yanı sıra hayatım hep koşuşturmakla geçti. Gezip tozmaya, eğlenmeye vakit bulamadım. Daha bu yaşta koşuşturmakla neyinlisin? Anlayamadım. Annem çok hasta. Onu sağlığına kavuşturmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Evet. Biraz da kendin için yaşamalısın. Aslında herkes annesi için fedakarlık yapar ama bir yere kadar. Sence bu işin sınırı mı var? Çok tuhaf. Her neyse. Bunları tartışmanın sırası değil şimdi. Evet. İşte geldik parka. Şurası iyi mi? Yo, ağacın altındaki banka oturun. Peki, nasıl istersen. Evet. Kimsenin göremeyeceği bir yer orası. Otur bakalım. Aslında seninle benzer yanlarımız var. Ben de uzun konuşmayı sevmem. Hatta son söyleyeceğimi hep önce söylesin. Öyleyse seni dinliyorum. Bir yıldır evlenmeyi iyice kafama koymuştum Filiz. Ancak annemle bütün aramalarımıza rağmen ailemize yakışır bir kız bulamadım. Yani mobilya arar gibi bakınıp durdunuz. Bırak şimdi şakayı. Seni gördüğüm ilk gün işte hayal ettiğim kız bu dedim. En kısa sürede annemle tanıştırıp karar vermeni istemiştim ama... Daha birbirimizi tanımıyoruz ki. Bu kadar acele etmen gereksiz. Evet ama benim her işim böyledir. Bu konu biraz uzayacak ama 15 gün İstanbul'daki şubemize görevli olarak gönderiliyorum. Öbür hafta yine burada bu saatte buluşalım. Hem sana da uzun bir düşünme süresi vermiş olur. Peki, nasıl istersen. Şimdi annene anlat bakalım, merak ettim. Seni bu kadar üzen hastalığı nedir? Annem felçli, yatalak. Ama çocuğum gibi bakıyorum ona. Demek
Demek yatalak. Peki evlenince ne olacak? Ne demek ne olacak? Elbette yanıma alacağım. Ha. Öyle ya. Tabii. Şu büfeden birer meyve suyu içelim mi? Ah, çok iyi olur. Hava serin ama içim yandı nedense. Susadım. Hadi hemen kalkalım. Sonra da vakit kaybetmeden eve gideyim. Yine burada buluşacağız değil mi? Evet. Burada buluşacağız dedim ya. İşte böyle Ferhunde teyzeciğim. Daha düşünmek için 15 günüm var. Siz pek mutlu olmadınız. Yani benim için sevineceğinizi sanmıştım. Yo, sevindim. Ama her neyse canım. Ben bazen konuları çok incelerim. Neyi incelediniz peki? Yani anlattıklarımda ne vardı? Yoksa bir kusur mu buldunuz Vedat'ta? Aman Filiz, sen de pek evhamlısın canım. Hele buluşun, bir kez daha görüşün. Sonra yine konuşuruz seninle. Şimdi bir güzel kahve yapıp karşılıklı içelim. Peki, nasıl isterseniz. Siz oturun, ben yapayım. Kahvenin yerini biliyorum nasıl olsa. Ferhunde, neredesin? Gelmeyecek misin yanımıza? Annemin çağırdığını duymadın galiba Sultan. Sus bakayım, rahatsız etme onları. Bugün hiç uğramadım yanlarına. Biliyorum sen de sıkılıyorsun ama ne yapabilirim? Ferhunde! Geldim anne, geldim. Neredesin kızım? Beni unuttun galiba. Hiç unutur muyum bir tanem? Ne o sedefli dargın mıyız yoksa? Hiç sesin çıkmıyor. Senin için endişeleniyorum. Yine rengin sapsarı. O elindeki kağıt ne Ferhunde? Kızlarımdan mektup geldi. Kağıdın yarısına Zuhal yazmış, yarısına Nihal. Bak. Geliyor mu yoksa senin hayırsızlar? Oho, daha yaz tatiline çok var. Sen de çok acelecisin Ayşe teyze. Ferhundem tek başına yapayalnız. İçim kan ağlıyor Sedefli. Kocası ölünce evlenseydi böyle tek başına kalmazdı. Bana bak, canımı sıkma yine. Aynı şeyleri söyleyip durma. Hele şu kızların yazdıklarını oku Ferhunde. Neye yarar anne, neye yarar? Aman oku dedim. Okuyayım bakalım. Canım anneciğim, hepimiz seni çok özledik, hele torunların. Cem'le Hülya, neden gelmiyorsun? Hiç olmazsa bir kez gelsen ne olur sanki. Burada her şey o kadar güzel ki. Çok modern bir ülkede yaşıyoruz anne. Bizim memleketimiz modern değil mi sanki? Bir cennet yurdumuz. Farkında değiller. Devam et sen. Başka ne yazmışlar? Benden bahsediyorlar mı benden? Deli mi ne? Seni kim hatırlar? Toprak oldun. Toprak. Bırakın tartışmayı ne olur. Zaten okumayacağım artık. Hepsi yerinde sağ olsunlar. Ama bazen düşünüyorum da. Ben de düşündüm aynı şeyi. Komşu kızı Filiz kendi evlatlarından hayırlı çıktı. Kızlarım hakkında böyle düşünmek istemiyorum. Bu daha çok üzüyor beni. Sen bilemezsin ana yüreğini. Ne olur sen de teselli et bari. Üstüne üstüne gitme Sedefli. Peki. Ama hangi sözle teselli edeceğimi bilebilsem? Bırakın fısıldaşmayı, beni dinleyin. Şimdi ne hatırladım biliyor musun anne? Cumbalı pencerelerimizden Latife teyzeyle konuşmalarınızı. Ya. O günler ne güzeldi değil mi Ferhunde? Ya. 8-9 yaşlarındaydım o sıralar. Otururdum kapımızın önündeki binek taşına. Dirseklerim diz kapaklarıma dayalı. Başım ellerimin arasında. Sizi dinlerdim hayran hayran. Sonra kızardın bana. Gir içeri Ferhunde.
Sokak çocuğu musun sen? Sözümü dinlerdin. Hemen girerdin içeri. Yavrum benim. Ama benimkiler pek dinlemedi. Nedendir dersin? Öf. Öf, sıkıldım yine. Eskiyle yeniyi, analarla kızları çatıştırırken sıkıldım. Ferhundeciğim, bırak şimdi analarla kızları. Filiz'den ne haber? Öyle ya. Yine nerelerde bu yavrucak? Hadi durma, git bari. O biraz teselli ediyor seni. Ediyor elbette. Ama birden meraklandım. Annesi mi kötüledi acaba? Bakıp da geleyim. Gece yine uğrarım yanınıza. Kavga etmeyin ha. Bir mektup aldın eline. Canımızı sıktın. Kavga edecek hal mi kaldı bizde? Nerelerdesin sen? Yoksa annen mi kötüledi? Evet. Gözlerini hiç açmıyor artık. Buyurun. Dün geceden beri yarım fincan su içirebildim. Başka bir şey koymadı ağzına. Ah yarabbi, elim ayağım titriyor. Çok üzüldüm şimdi. Ben de komşu muyum yani? Kendi derdimle uğraşmaktan etrafımı gördüğüm yok. Sahi, hani sizin bir akrabanız vardı, haber versek. Alamlardan söz ediyorsunuz galiba. Ta Kars'ta oturuyorlar, çok uzaktalar. Zaten bugüne kadar bize ne faydaları oldu ne de zararları. Öyle öyle, herkes kendi derdinde kızım. Hadi hemen annene bakalım. Biraz oturun şuraya, heyecanınız geçsin. Yo, yanına gidelim, onu görmeden içim rahat etmeyecek. Nasıl isterseniz. Artık sizden başka kimsem yok benim. Öyle, öyle benim de. Allah yardımcımız olsun. Buyurun. Kapatmayalım kapısını, odası biraz hava alsın. Hanımefendi, hanımefendi, ben geldim. Ferhunde, kızınızın ikinci annesi. Hani geçenlerde konuşmalarımızı anlamıştınız, Hiçbir tepki göstermedi. Haklısın Filiz. Galiba durumu pek iyi değil. Evet ama sizin de öyle. Renginiz birden sarardı. İyi değilim. Dayanamıyorum böyle durumlara. Ben su getireyim size. Zaten üzüleceğinizi bildiğim için uğramamıştım günlerdir. Merak etme beni güzel kızım. İçin şu suyu. Fena olduğunuz yüzünüzden belli. Benden beter evhamlısın Filiz. Ver içeyim. Oh, eline sağlık yavrum. İyiyim artık. Hadi vakit geçirmeden bir doktor çağıralım annene. Muayene ücretini veririm. Bu konuyu düşünme. Nasıl öderim hakkınızı? Yine aynı şeyleri söylemeye başlama. Kalk, üst kattaki Sevinç Hanımlardan telefon edelim doktora. Yaşamak ve yaşatmak için güçlü olmak gerek yavrum. Filiz, sen beni dinlemiyor musun? Ferhunde teyze, annemin yüzü bir tuhaf oldu. Bakar mısınız? Nefes almıyor galiba. Geçtin karşımıza, öylece bakıyorsun. Üzme beni kızım, konuşsana. Yoksa yine Filiz'in annesi için üzülüyorsun. Cevap vermek istemiyor Ayşe teyze, farkında değil misin? Baksana haline, ne kadar bitkin. Dur, konuşacak galiba. Hiç sevmiyorum gök gürültüsünü. Hüzün veriyor bana. Ya size? Umurunuzda mı dünya? Hala Filiz'in annesi için mi üzülüyorsun? Cevap versene Ferhunde. Evet anne, evet. Günlerdir içim kan ağlıyor. Kurtuldu zavallı kadıncağız. Allah rahmet eylesin. Kendi hastalığın yetmiyormuş gibi. Üzül bakalım.
Filiz ne olacak peki? Heh, bu kadar bencil olma. Sesini kes. Sedefli doğru söylüyor. Önce kendini düşün Ferhunde. Sen bari böyle konuşma anne. Bu kadar aptal olduğunu bilmezdim canım. Aptal ha? Hah, Allah kahretsin seni Sedefli ayna. Şu kül tablasını suratına ye de sesin kesilsin artık. Al bakalım. Al. Oh. İşte böyle tuzla buz ederim seni. Anne! Anne! Paramparça oldu aynamız. Ay, cam kırıkları etrafa yayıldı. Hatıralarımız uçup gitti. Şimdi ne yapacağız? Anne! Anneciğim, akıl ver bana. Fotoğrafın küçülüyor senin. Kayboluyorsun. Dur gitme. Anne gitme. Fotoğraf yerinde duruyor Ferhunde. Görmüyor musun? Kaybettiğin şey hayal gücün. Ama o da tükendi artık. Tükendi. Gerçeğe dön. Gerçeği kabul etmelisin. Tuzla buz ettim Sedefli aynayı Filiz. Sonra kabul ettim gerçeği. Yalnızlığı. Annemin fotoğrafına baktım, yerindeydi. Eskisi gibi mutlu bir tebessümle gülümsüyordu. Ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum artık. Sinirleriniz iyice bozulmuş. Aslında iyi oldu o aynayı kırdığınız Ferhunde teyze. Sevindim vallahi. Çünkü çok yıpranıyordunuz. Evet, evet. Evet, yıpranıyordum. Hem de çok. Ne var ki vakit geçiriyordum. Oyalanıyordum onlarla. Yazamıyorum da artık. Günlerdir elime kalem aldığım yok. Yine eskisi gibi yazacaksınız eminim. Kısa süreli de olsa bir bunalım geçirdiniz ve bitti. Sevinmeliyiz. Bilemiyorum. Öyle ya, aslında sevinmeliyim Filiz. Hani sen arkadaşınla buluşacaktın, ne oldu o konu? Aklımda kaldığı kadarıyla dün görüşecektiniz. O konu kapandı Ferhunde teyze. Size onunla tanıştığımızı anlattığımda pek sevinmemiştiniz. Düşünceliydiniz. O gün buna bir anlam verememiştim. Sonucu söylesen. İnsanları anlamak meğer o kadar kolay değilmiş. Hatta birden karar vermek de aptallıkmış. Vedat Bey'in evlenmekten, arkadaşlığımızın devamından hiç söz etmeden sorduğu ilk soru şuydu. Nasıl bir soruydu bu? Anneni bir bakım evine veya bir hastaneye yatırmayı düşünmüyor musun dedi. İşte o zaman aklım başıma geldi. Annemi kaybettiğimi söylemeden ona hayatımı adadım. Sen sorunları daha az olan bir eşara kendine diyerek yanından uzaklaştım. O anda küçülüverdi gözümde Vedat Bey. Ne garip bir dünyada yaşıyoruz. Aynı şeylerin kendi başına da gelebileceğini hiç düşünmedi mi acaba? Evet, 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 garip bir dünya. Kimi anayı, kimi evladı terk eder. Ya da uzaklaşır birbirlerinden. Kızlarınız terk etmedi sizi. Bunu çıkarın aklınızdan Ferhunde teyze. Yok, böyle düşünmüyorum. Ama sonuçta yalnızım. Değilim aslında, sen varsın ya. Tabii ya. Benim de sizden başka kimsem yok. Haklısın güzel kızım. Biliyor musun? Dün gece bir karar verdim Filiz. Önemli bir karar. Aynayı kırdığım gibi beni günlerdir, aylardır huzursuz eden bir duygudan da kurtulmak istiyorum. Yoksa kaleye gitmeye mi karar verdiniz? Evet yavrum. Sen de gelir misin? Destek olursun bana. Elbette gelirim. Sizi yalnız bırakır mıyım hiç? Hemen mantomu giyeyim. Ay işte şurada. Dışarısı serin de. Ay tuzla buz oldu Sedefli aynam. Bırakın aynayı falan artık ne olur. Orada da böyle üzüleceksin. Peki 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 üzülmeyeceğim. Hazır mısın? Evet. Hadi çıkalım öyleyse. Durun ben açayım kapıyı. Önce koluma girin.
Ne tarafa gideceğiz? Yavaş yavaş Kurtuluş tren istasyonuna doğru yürüyelim. Sonra bir taksiye bineriz. Ankara'ya taşındığınızdan beri sanırım hiç gitmediniz o taraflara. Gitmedim ya. Hatta çok gerekli olmadıkça mahalleden dışarı adımımı bile atmadım. Çünkü çok korktum Filiz. Ankara'nın uğradığı değişikliği tahmin edebiliyorum. Zamanla her şeyin değişmesi sizce doğal değil? Ama tarihi yerleri yok etmeye kimsenin hakkı yok. Bunun yanı sıra baksana, irili ufaklı birçok apartman yapılmış. Bu görüntüler buraların manzarasını bozmuyor mu sence? Ben Ankara'nın eski halini bilmiyorum ama atölyede o dönemi yaşamış olan birkaç kişi Kızılay'ın, Çankaya'nın, Ulus'un da çok değiştiğini söylüyor. Doğrudur, doğrudur. Kızılay çok eskiden bataklıkmış. Öyle anlatırdı annem. Çankaya da bağlık bahçelikti. Hatta bizim bir bağ evimiz vardı orada. Yazın gider, sonbaharda dönerdik kaleye. Kim bilir ne kadar eğlenirdiniz. Hem de nasıl. Şarkılarla, türkülerle yaz aylarını bitirirdik. Ne diyecektim ben? Ay. Ulus, eskiden o semtin adı Taşhan'dı. Yani eski büyük millet meclisinin olduğu yer. Aman sakın oraya bir şey olmasın. Orada atamızın sesi var. Orada atamızın ve milletimizin meclisinin aldığı kararlarla yurdumuzun kurtuluşu var. Çok doğru. Biraz duralım kızım. Göğsüme hafif bir sancı girdi. Eyvah. Ne yapsak acaba? Şu binanın merdivenlerine otursanız biraz. Geçti merak etme. Şöyle bir yokladı geçti. Sizi böyle görünce öyle korktum ki. Yavrum benim, korkma. Bırakmayacağım kendimi, korkma. Hadi koluma girin de yürüyelim. Peki. Annem için gösterdiğiniz yakınlığa, yaptığınız fedakarlığa bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben de senden rica ediyorum. Şu andan itibaren bu konuyu bir daha açmayacaksın. Yoksa beni annenin yerine koyduğuna inanmayacağım. Pekala, söz veriyorum. Açmayacağım. Bir dakika dur. Bak, karşıdan görünen şu yer Kurtuluş tren istasyonu. Ve köprü. Ne çok gelip geçtik onun altından. Amcamların evi köprünün arka tarafındaydı. Şurası da Hacettepe olmalı. Yani eski mesire yerimiz. Gerçi şimdi hastaneler yapılmış, doktorlar yetiştiriliyor. Bu daha faydalı ama ne var ki tarihin yok olmasına bir türlü gönlüm razı olmuyor. Bazı düşünceleri çağdaş olmasına rağmen yeniliği pek kabul edemiyor. Eski günleri düşünmenin kendisine acı verdiğini bile bile dilinden düşürmüyor. Ne oldu sana Filiz? Bu kez de sen mi daldın? Yok, dalmadım. Sizi dinliyorum. İstersen bir taksiye binelim artık. Bizi saman pazarına atıversin. Neden durdunuz yoksa? İşte şurası. 1, 2, 3, 4. Evet. Dördüncüsü bizim ev. Ev değil ki burası. Koca bir konak. Ama yıkılacak sanki. Harabeye dönmüş konağımız. Allah'ım. Lütfen Ferhunde teyze. Of, keşke gelmeseydik. İşte burası. Kapı kapalı. Terk edilmiş konağımız. Yalvarırım, ağlamayın. Sus, izin ver. Lütfen yardım et. Ne yapacaksınız? Oturacağım. Çocukluğumdaki gibi. Kapımızın önüne. Peki, oturun. Yardım edeyim. Sağ ol.
Şu karşımızdaki konak annemin arkadaşı Latife teyzelerindi. Ah, o da yıkılmak üzere. Hani cumbalı pencereler? Hani küpe çiçekleri? Hani sardunyalar? Filiz. Efendim Ferhunde teyze. Konakların arasından süzülen ışıkları görebiliyor musun? Evet, grup vakti. Ankara'nın grubuna doyum olmaz demişlerdi. Gerçekten çok güzel. Bazen annem ve arkadaşlarıyla bizim faytona bindiğimiz gibi gezmeye giderdik. Otururdum annemin yanına, kıkırdardım. Saçımda kırmızı kurdeleler, üstümde taftadan entariler. Ayağımda pırıl pırıl rugan iskarpinler. Ya elimde? Elimde de küçücük boncuklu bir çanta. İçi para dolu. Yoksul bir sokaktan geçerdik bazen. Yoksul çocuklar koşardı faytonumuzun arkasından. Faytondan sarkar para atardım onlara. Zengin çocuğuyum ya. Ne olur. Ne olur kalkın artık. Hani son kez izin verecektim. Merak etme canım, iyiyim ben. Bir daha yaşamak istiyorum o günleri. Evet, işte yine oturuyorum kapımızın önündeki binek taşında. Dirseklerim diz kapaklarıma dayalı. Başım ellerimin arasında. Günlerden salı. Uğurlu günümüz. Mevsimlerden sonbahar. Ferhunde teyze, lütfen gidelim artık. Gruba daha dikkatli bak Filiz. Çok güzel ama ürpertmedi beni. Hüzünlenmedim. Bundan sonra grup vakti benim için yeni bir günün habercisi olacak. Sence de öyle değil mi? Öyle elbette. Ferhunde teyze, neniz var? Titriyorsunuz. Allah'ım, ne yapacağım? Ferhunde teyze, yüzüme bakın lütfen. Beni düşünmüyor musunuz? Ne yaparım ben sizsiz? Kiminle kutlarım anneler gününü? Beni duyuyor musunuz? Size söylüyorum Ferhunde teyze, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum yavrum, duyuyorum. Telaşlanma. Dalıp gittim işte. Allah'ım, konuştunuz. Allah'ım şükürler olsun. Ne olur bırakmayın beni. Yaşamak zorundayım Filiz. En azından senin için yaşamalıyım. Hadi gir koluma kızım, beni götür buradan. Tamam, tamam, hadi gidelim. Ne tuhaf. Hatıralar silindi kafamda. Çünkü gerçeği gördüm. Evet, gördüm. Aslında her şeyin bittiğini sandığımız bir anda yeni umutlar doğuyor. İşte şimdi olduğu gibi. Kızlarım yerinde sağ olsun. Gözüm arkada değil. Benim umudum sensin artık. Bundan sonra bizden uzakta olan, aramızdan ayrılan kişileri birlikte tamamlayacağız Filiz. Anneler gününü de birlikte kutlayacağız. Merak etme yavrum.